DC Assault P47 eğitim serimize hoş geldiniz. Eğer DC Assault'ta 2. Dünya Savaşı uçakları oynamak istiyorsanız P47 bunlardan biri olabilir. Peki diğer uçaklar varken örneğin BF-109 K4 var oyunda, Spitfire var, P51 Mustang var. Bunlar arasındaki farkı söyleyeyim. P47 bir it dalaşı, bir dogfight uçağı değil, öncelikle onu belirteyim. Genellikle şunu için kullanacaksınız, şunun için kullanacaksınız. Bombardıman uçaklarını eskort etmek için yüksek irtifada, çünkü etkili bir uçak. Ya da yer hedeflerine saldırmak için son çare olarak, dogfight olarak, uçağı olarak kullanıyorsunuz, savunma olarak kullanıyorsunuz. Aksi takdirde bu uçak ya size hayal kırıklığı olabilir. Yani bunu alayım da düşman uçaklarını vurayım gibi bir hayaliniz varsa P-47 böyle bir uçak değil. Aslında yüksek irtifa uçağı. Peki uçağı nasıl edinebiliriz? Şimdi onu göstereyim. DC Assault linkleri vereceğim. Videonun açıklama kısmında olacak, hiç merak etmeyin. Nereden indirebiliriz? DC Assault'un kendi resmi sitesinden, Eagle Dynamics'in kendi resmi sitesinden indirebilirsiniz. Tavsiyem bir hesap oluşturup, ki hesap oluşturmanız gerekiyor. Bakın logout diyor bende, login yaptığım için şu an girdim. Deneme sürümü var. 2 hafta boyunca deneme olarak kullanabiliyorsunuz. Fakat multiplayer oyunlara giremiyorsunuz diye biliyorum. Yine de deneme olarak 2 hafta boyunca kullanmanızı tavsiye ederim eğer ilginiz varsa. Ya da DC Assault'un kendi sitesinden 50 dolara alabiliyorsunuz. Burada da özelliklerini gösteriyor. D30 ve D40 olmak üzere 2 tane versiyonu var. Yani bunu aldığınızda hem D30 hem de D40 versiyonunu kullanabileceksiniz. İkincisi Steam'den almak. Şimdi Steam'e bakalım, yine linkini vereceğim, merak etmeyin. Aynı şekilde fiyatı değişmiyor. Yaklaşık 50 dolara alabiliyorsunuz Steam'den de. Minimum sistem gereksinimlerini buradan görebilirsiniz. Minimum sistem gereksinimleri ve tavsiye edilen sistem gereksinimleri. Peki hangi joystick kullanmalıyız? Tavsiyem, ilk defa oynayacaksanız, ilk defa DCS4'le başladıysanız 1-2 sene boyunca şu gördüğünüz Thrustmaster T16000M modeli var. Bunu almanızı tavsiye ederim. Turuncu renkli olan T16000M modelini almanızı tavsiye ederim. İleri aşamada benim şu an kullandığım Thrustmaster HOTAS Warthog joystick sistemi var ki çok etkili bir joystick bu, gördüğünüz joystick. Yani çok iyi bir joystick olduğunu söyleyebilirim. Şu daha gerçekçi duruyor, kırmızı çünkü düğmesi. Yani fiyatı biraz tuzlu, fakat paranızı biriktirip almanızı tavsiye edeceğim. Yani en az 2 sene boyunca kullanabileceğiniz joysticklerden biri olacak. Bunun da merkezi plastik, yani bir süre sonra merkezi bozulacak. O yüzden joystick'in de şu kısmının bozulacağını öncelikle söyleyeyim, uyarayım baştan. Evet, bir de head track sistemi var. Şöyle video hazırlamıştım. Head track ile Evet beyler, bu videonun da linkini vereceğim. Başınızı sağa sola çevirip takip edebiliyorsunuz. Tek gereken bir head track sistemi, ki şu AliExpress'te bakalım fiyatı ne kadar olmuş. En son ben bu diye anlatırken 3000'lerdeydi. Bakın 1113 liraya kadar fiyatı düşmüş. Gönderim de 352 lira. Ve PTT de geliyor. Merak etmeyin, 20 gün sonra geliyor bu satın aldığınız zaman. Şu ve şu sistem sizin için yeterli olacaktır. 1500 lira bir maliyeti olacak. Fakat şu an hala kullanıyorum ilk aldığımı. Neredeyse bir sene oldu. Bakın 7 ay önce bu videoyu çekmişim. Bir ay önce de almıştım muhtemelen. 8 aydır kullanıyorum ve hala bozulmadı. Hatta bir tane de yedek almıştım. Tavsiye ederim head track sistemini mutlaka ve mutlaka kullanın. Başınızı çevirdiğinizde kokpit içinde de sağa sola bakabiliyorsunuz, zoom yapabiliyorsunuz. Böyle bir güzel tarafı var. Tabii ki head track ile birlikte bir tane de başüstü kulaklık almanız gerekiyor. Şu klipsini takabilmek için güzel bir başüstü kulaklığınızın da olması gerekiyor. Şimdi biraz da P47'yi tanıyalım. P47 büyük bir uçak. Öncelikle onu söyleyeyim. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi FW190 A8 Zero, Japonların, İngilizlerin Spitfire, Almanların BF-109'u ve Amerikanların yine kendi P-51 Mustang'i uçağın içine sığıyor yani. Gördüğünüz gibi bayağı da bir boşluk kalıyor. Baya baya büyük bir uçak. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi biraz da teknik değerlerine bakalım wiki sayfasından. Teknik değerlerde şöyle görüyorsunuz. Burada da uçağı görebilirsiniz. 1941'de ilk uçuşunu gerçekleştiriyor ve tanıtımı 1942'de oluyor. 1941'den 1945'e kadar
15.636 adet üretiliyor bu uçak. Çok fazla üretiliyor. İlk kullanıcıları da görüyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Peru, Yugoslavya ve Royal Air Force. Bu da tabii ki İngiltere olması lazım. United Kingdom diyor. Çok fazla üretiliyor ve çok güçlü, ağır bir uçak. Onu da belirteyim. Yani dogfight uçağı olmamasının sebeplerinden biri de tabii ki ağır bir uçak olması. Burada da belirttiği üzere bakın fighter bomber diyor. Hem avcı bombardıman görevinde hem de yer görevlerinde kullanabiliyorsunuz. Yüksek irtifa avcısı olduğunu belirtiyor burada. Yani yüksek irtifada avcı olarak kullanabiliyorsunuz bu uçağı. Öncelikle bunları belirtelim ve 8 adet 50 kalibrelik yani 12.7 milimetrelik. Yanılmıyorsam 3400 adet mermisi vardı. Hatta şurada daha detaylı, daha güzel yazıyordu. Şurada görebilirsiniz 2600 beygirlik 18 silindirlik bir motoru var. Birazdan göreceğiz bunu. Radyal bir motoru var. Dasvap turbo şarj diye bir motoru var. Ve 3400 adet de mermisi var. 12.7 mm çok etkili bu mermiler. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani diğer uçakların mermilerine göre çok çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Ve tekrar dönelim buradan. Bakalım ağır bir uçak, onu da belirtelim. Bakalım spekleri var mı burada? Sanırsam en üstte var spekleri. Ağırlık kısmı yazıyor mu diye baktım. Evet, ağırlık da yazmıyor. Hatta şöyle bir bakalım weight. Evet, boş ağırlığı 4500 kilogrammış. 9900 libra olduğunu belirtiyor XB47. Fakat bu mu acaba? Doğru uçağa mı bakıyoruz? Evet, expectations buradaymış. Varmış aslında. 4500 kilogramlık bir boş ağırlığı var. Brüt ağırlığı da 6000 kilogram olduğunu söyleyebilirim. Maksimum kalkış ağırlığı da 7900 yani. Yaklaşık 8 tonluk bir ağırlıkla kalkabiliyor. Çok büyük bir uçak olduğunu da söyleyeyim. Hızı, maksimum hızı 426 km bölü saat. Tabii ki 9100 metrede, bu çok yüksek irtifada. Menzili yeterli. 1660 km'lik bir menzili var. Ve 13.000 metreye kadar görev yapabiliyor bu uçak. Bunu da belirttim. 8 adet 50 kalibrelik yine burada gösteriyorum. M2 Browning Machine Gun. Ve her birinde 425 adet mermi var. Birazdan kanatta göstereceğim. Toplamda 3400 adet mermimiz olabiliyor ve 1100 kilogramlık bomba taşıyabiliyoruz. Yani bir P-51 Mustang de bomba taşıyabiliyor fakat bir P-47 kadar taşıyamıyor. Bunu öncelikle belirtmem lazım. Tabii ki roket de alabiliyoruz. Sıvar roketleri görüyorsunuz. İlk versiyonları şöyle, kanopisi bu şekildeydi ilk versiyonlarında. Ardından şöyle bombeli bir kanopesi var ki bizim kullanacağımız P-47 D-40 düzeltiyorum. D-40 versiyonu da yine bombeli bir kanopisi olacak. Yani güzel olacak. Operator kısmına baktığımızda çok fazla kullanıcısı olduğunu görebiliyoruz. Burada en son yanılmıyorsam Peru Hava Kuvvetleri'nden emekli olmuştu. Şurada yazıyordu 1966'da Peru Hava Kuvvetleri'nden emekli oluyor. Burada da kullanıcılarını görebilirsiniz. Ve tabii ki bizde 180 adet P-47D versiyonu 1948'den 1954'e kadar kullanmışız. Yani bizim de kendi ülkemizin de kullandığı uçaklardan biri. Hatta şöyle fotoğraflarını göstereyim. Şöyle bir maket görebiliyorsunuz. Gerçek bir fotoğraf görebiliyorsunuz. Yine renklendirilmiş gerçek bir fotoğraf. Yine bir P-47 ve yine P-47. Yani bizim de kullandığımız gerçek kullandığımız bir versiyonu var. P-47'nin D versiyonunu kullanmışız. Burada bunu da görebilirsiniz. Evet, user manuellere gelelim. Bu uçağın kullanım kılavuzlarını nereden indirebiliriz? Öncelikle Chuck'ın kullanım kılavuzu var ki buradan görebiliyorsunuz. İndirebilirsiniz. Download PDF deyip buradaki kullanım kılavuzunu indirebilirsiniz. İngilizce özellikle hani joystick'te hangi tuşa ne atamamız gerektiğini buralardan görebilirsiniz. Fakat farklı bir joystick kullanacağınızı varsayıyorum. Merak etmeyin, ben size hepsini göstereceğim. Neyin hangi tuşun nereye atanması gerektiğini. Zaten diğer F-16, A-10 gibi çok fazla tuş kombinasyonunuz olmayacak bu uçakta. Kokpiti de detaylı ve inanın çok detaylı olmasına rağmen çok kolay bir kokpiti var. İnanılmaz kolay. Yani bir günde uçağın kokpitini öğrenip maksimum 2 günde uçağı uçurabileceksiniz. Maksimum 2 gün veriyorum.
çok basit olduğunu söyleyeyim. Yani şöyle detaylı olmasına rağmen, karışık olmasına rağmen kolay bir kokpit olduğunu söyleyebilirim. Yine bir kullanım kılavuzumuz konuşamadım. User Files'tan buradan kullanım kılavuzu indirebiliyorsunuz. Pardon, Documentation'dan indirebiliyorsunuz. Documentation sayfasından buradan P47'yi seçerseniz, ardından Show derseniz üst taraftan kendi kullanım kılavuzunu görebilirsiniz. Resmi kullanım kılavuzunu. Resmi kullanım kılavuzu da şu şekilde, eğer indirip bakmak isterseniz bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten güzel 217 sayfalık bir kullanım kılavuzu var. Yine tavsiyem Çakın kullanım kılavuzunu indirip Çakın kullanım kılavuzundan detaylı bir şekilde bakmanız, bunları yapmanızı tavsiye ederim. Fakat kullanım kılavuzu kullanmayacaksınız bile, ben size zaten birçok şeyi anlatacağım. Şimdi gelelim uçağın motor kısmına, daha doğrusu bileşenlerine, motor yapısına ve diğer bileşenlerine gelelim. Şöyle görüyorsunuz, motoru büyük, 18 silindirlik, ki 9 silindir olması lazım. Bir ön tarafta, bir de arka tarafında şöyle yapışık vaziyette toplamda 18 silindirlik radyal motoru var. Devasa bir uçak. Şu ön taraftakiler yakıt, düzeltiyorum, yağ soğutucuları, şu iki tane yuvarlak yağ soğutucuları ve havaalığı da burada. Bakın, buradan hava alıyor. Yani şu taraftan motorlar hava almıyor. Şu alt taraftan alıyor. Öncelikle onu belirteyim. Hatta uçağın motor sistemi nasıl çalışıyor? Bir tane video izleyelim sizle. Şöyle açayım. Şöyle tam ekran yapacağım. Şöyle görüyorsun, uçağa yandan baktığımızda havaalanından şöyle hava girecek. Hatta şöyle oynatayım. Hava bu şekilde giriyor ve ardından şurada kompresör var. Kompresör de sıkıştırılıyor. Buradan çekiyor. Bir pervane düşünün. Pervaneden çekiliyor bu kompresörden. Ardından şurada intercooler var. Motora hava iletiliyor. Intercooler'da sıkıştırılan hava çok sıcaklaşıyor. Burada soğutuluyor. Intercooler kısmında soğutuluyor. Motorda hava kullanılıyor, yakılıyor yakıtla birlikte. Ardından egzozdan çıkışa doğru yönlendiriyor. Bakın, egzoz çıkışı arkada. Öncelikle onu belirteyim. Yine burada bir pervanesi var. Şöyle inen. Bu hem pervaneyi döndürüyor. Yine buradaki kompresörü, sıkıştırmaya yarayan kısmı çalıştırıyor ve hava buradan atılırken aynı şekilde pervanesi de buraya döndürüyor. Yine hava hem hava alıyor, buradan yine pervaneler dönüyor, hem de tekrar buraya gelip buradan da döndürüyor. Şu kısma süper şarjör deniyor. Hatta turbo süper şarjör adı veriliyor. Bunu detaylı olarak göstereceğim zaten size nasıl kullanılıyor süper şarjörümüz. Şu kısım turbo süper şarjör havayı sıkıştırıyor kompresörlerden. Sıkıştırılan hava intercooler'da çok fazla ısınıyor, çünkü motordan şöyle gelip sıkıştırılan hava çok fazla ısınıyor. Intercooler kısmında hava soğutuluyor ve soğutulan hava motorlara gönderiliyor. Motorlarda yanma işlemi gerçekleşiyor. Egzoz gazı ise tekrar çıkışa yönlendiriyor. Çıkışta yine bir pervane sistemi var. Bu pervane sistemiyle yine buradaki süper şarjör çevrilmeye başlanıyor. Yani buraya enerji veren bu kısım tamamen dijital değil, hiçbir şekilde dijital değil. Tamamen modüler bir sistem. Yani hiçbir dijital bir sistem yok bunun. Bu şekilde kullanılıyor. Çok büyük olmasının sebebi de bu, ki zaten uçağın tasarımı şu gördüğünüz motor sistemine göre tasarlanmış. Bu yüzden büyük bir uçak. Öncelikle onu belirteyim. Pervaneleri de tabii ki çok büyük. Bu sistemi havada nasıl kullanabiliriz? Hepsini anlatacağım. Merak etmeyin. Evet, şimdi şöyle bir de yakıt sistemine bakalım. Yakıt da şöyle görüyorsunuz. Bunu da War Thunder'dan aldım. En güzel gösteren War Thunder'daydı, X-Ray görünümünde. Ön tarafta ve arka tarafta yakıt depoları var. Şu kısım ana yakıt depomuz, Main Fuel Tank. Şu kısım da yedek yakıt deposu, Auxiliary Fuel Tank. Bunların da nasıl kullanıldığını da anlatacağım. Bir de şu ön tarafta su soğutma sistemi var. Uçağın 3 artı 300 beygir kazandıran ve motorların daha fazla güç vermesine yarayan su alkol soğutma sistemi var. Water metanol soğutma sistemi. Yaklaşık 15 dakika boyunca buradaki suyu kullanıp motorlara su ve alkol atabiliyorsunuz. Motorlar artı 300 beygir
beygir güce ulaşıyor ki 2600 beygirdi. Şuradaki motorun, radyal motorun gücü 2900 beygire kadar 15 dakika boyunca kullanabiliyorsunuz. Özellikle düşmandan kaçarken, acil bir şekilde tırmanmanız gerekiyorken kullanabiliyorsunuz. Burada 15 dakika hayli hayli yetiyor. Burayı da görebilirsiniz. Yine burada silah sistemimiz, bakın kanatlarda göstereceğimi söylemiştim. Toplamda 3400 adet mermimiz var. 12,7 mm'lik 50 kalibrelik. 8 adet iki kanatta, 8 adet Browning, M2 Browning machine gun'ımız var. Yine motor bu kısımda gösteriliyor. Yine ön taraftan baktığımızda radyal motoru görebiliyoruz. Yine burada yağ soğutucularını görebiliriz. Yağ soğutucuları da yine burada yarıyor. Yine savunması da iyi uçak. Zırhı burada görüyorsunuz. 12,7 mm'lik mermilere karşı dayanıklı, merak etmeyin. Ve bu uçak DCS World'da kullanabileceğiniz en dayanıklı uçak, mermilere karşı en dayanıklı uçak, merak etmeyin, çok sağlam bir uçak. P-47 Thunderbolt. Hava yer görevlerinde kullanıyorsunuz. A-10 Thunderbolt'un atası diyebiliriz ki zaten A-10 Thunderbolt P-47'den sonra geliyor. İlk versiyonu diyebiliriz A-10 Thunderbolt'un P-47 için. Evet, bu şekildeydi. Her şeyi anlattım. Anlatmadığım bir şey var mı diye notlarıma bakıyorum. Herhangi bir şey anlatmadım. Bir sonraki videoda şunu söyleyeyim. Uçağın kokpitini tanımaya başlayacağız. Uçağın kokpitindeki enstrümanlar ne anlama geliyor? Ardından uçağı nasıl çalıştırabiliriz? Soğuk başlatmayı anlatacağım size. Fakat başlamadan önce, satın almadan önce şunu belirteyim. Öncelikle Steam sayfasını bir açayım. Bakın, uçağa 50 dolar vereceksiniz. Eğer bu uçağı multiplayer'da, çoklu oyuncuda oynamak istiyorsanız öncelikle bir 50 dolar veriyorsunuz. Ve şöyle DCS World'un indirilebilir içerikte miydi? Bir bakayım. Değil. Burada değil. Şuradan göstereceğim. Şöyle tümü diyorum. Ve tabii ki Normandy haritasını almanız gerekiyor. Şu özellikle 47,99 dolara satılan bu. Bu haritayı almanız gerekiyor eğer 2. Dünya Savaşı serverlarında oynamak istiyorsanız. Etti size yaklaşık 100 dolar diyeyim. Bir de tabii ki bir pack vardı. World War 2 2 Assets Pack diyor. Bakın, 30 dolar da buna veriyorsunuz. Yani toplamda 130 dolar harcamanız gerekiyor. Bu pack'i de almanız gerekiyor. Çünkü multiplayer serverına giremiyorsunuz bu World War 2 Assets Pack olmadığı zaman. Ya toplamda size 130 dolarlık bir maliyeti olacak. Şu anki kur ile 130 dolar ne kadarmış, ona bir bakalım. Yaklaşık ya 4200 lirayı gözden çıkarmamız gerekiyor. Bunu da baştan belirtin. Yani bu uçağı oynamak için, hadi joystick de alacaksınız. Onlarla beraber ya bir en az bir 10 bin, 15 bin arası, 10 bin, 15 bin arası bir masraf yapmanız gerekiyor. Pahalı bir uçak, fakat ömür boyu kullanabileceğiniz uçaklardan biri. Umarım işinize yarar diyorum. Keyifli bir eğitim serisi olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.